Merhabalar değerli arkadaşlar. Bir Ümraniye Vergi Dairesi'ne doğru gideceğim. Yani bu araçlar hakkında duyduğuma göre, daha doğrusu sosyal medyada gördüğüme göre, Facebook'ta yani bu tarz elektrikli araçların paylaşımlarının yapıldığı sayfalar var. Belki görmüşsünüzdür. Onlardan bir tanesinde gördüm. Bu tarz minik elektrikli araçlara vergi çıktı gibisinden bir yazı gördüm ama bizim milleti biliyorsunuz. Birisi bunlara da artık vergi alırlar falan dediyse, öbürü de bunlara vergi çıktı kesin diye hemen paylaşım yapmış olabilir. Bizim böyle değişik acayip insanlarımız var yani. Zorla vergi olmayan şeye de vergi çıkarttırırlar yani. Ben de şimdi gideceğim, bakacağım vergi dairesine. Eğer bunun vergisini düşürme şansım varsa bunu vergiden düşüreceğim. Sonuçta böyle bir hakkımız varsa bizim de bundan faydalanmamız lazım yani. Ümraniye Vergi Dairesi'ni belki bilenler biliyordur. Hemen Ümraniye Sanayi'nin bitişinde zaten. Ama biraz ileriye gidip ileriden geri dönmem lazım. Onun için Çakmak yönüne doğru gidiyorum ama birazcık trafik de var arkadaşlar. Şöyle bir yolu da göstereyim size. Görülen yerde Çakmak Köprüsü. Hemen buradan dönüyoruz sanayi yönüne doğru. Yani geldiğimiz yolun bir kısmını geriye gideceğiz. Şunu da belirteyim. Bu araç hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Abi etraf önümde otobüs, yanımda kamyon. Çıkana dumana bakar mısınız? Yani bu kamyon Müyane'den nasıl geçiyor acaba? Demek ki bunlar Müyane'den geçmenin kolay yollarını biliyorlar, buluyorlar, geçiyorlar. Vallahi billahi yani şey gibi, gemi gibi, tren gibi duman atıyor yani. Bu elektrikli mini araçlar hakkında en çok merak edilen şeylerden bir tanesi de bu vergi olayı. Şimdi bunu gideceğiz, öğreneceğiz arkadaşlar. Ümraniye Vergi Dairesi'ne doğru gidiyoruz. Önümüzde büyük bina vergi dairesi az ileride. Daha doğrusu ikinci bina diyelim. Bu araçlara ehliyet gerekli mi diyenler çok oluyor. Evet, bu araçlara ehliyet gerekli. Sonuçta bu da bir araç. Elektrikli ve yavaş da olsa sonuçta bununla trafiğe çıkıyorsun, yola çıkıyorsun ve gidiyorsun. Ehliyet de şart yani. Bu önümüzdeki binada vergi dairesi burası. Ümraniye Vergi Dairesi. Ümraniye Vergi Dairesi'ne geldim. Biletimi, şeyimi aldım. Numaramı aldım. 3020 numara. Bakın şimdi saat 16.42'de girmişim. Pardon, 15.42'de girmişim. 15.46 şu an arabadayım. Hemen ekran fotoğrafı çekeceğim, koyacağım. Yani 4 dakika girmem, çıkmam, numarayı almam, işleminin yapılması, inanın bana 4 dakika sürdü. Şaka gibi yani, gerçekten şaka gibi. 4 dakikada aracımı vergiden düşürdüm arkadaşlar. Sicil, gördüğünüz gibi sicil, araç, tescil ve hurda işlemleri diyor. Oraya numara aldım, zaten ekranda gösteriyor bunları. Numarayı aldım. Hemen zaten direkt ismim, numaram yazdı. Bu arada arkadaşlar aynada bir tanesi arabayı inceliyor. Şöyle görelim. Ona da ben bir bakayım ne diyor. Az önce Fahri abi arabayı inceliyordu. Aynadan gördüm böyle. Dedim Fahri abiye yardımcı olayım, bakayım dedim. Neyi merak ediyor? Ne soracak araba hakkında? Bu elektrikli mi falan filan. Yani genel sorular biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra dedim Fahri abi gel dedim. Seni de gideceğin yere kadar bırakayım. Hadi onu kaldırım aldırım dinlemiyor. Vergi dairesine gelmiş. Aynen gördüğün gibi abi Fahri abi. Böyle kaldırımdan iniyoruz. Arabalar da bizi beklemiş. Hemen arabalar peş peşe şey gibi, tren gibi. Böyle aralarda derelerden hemen geçiyorsun. Evet Fahri abi, araba hakkında başka merak ettiğin bir şey var mı? Valla çok güzel araba ya. Valla. Güzel değil mi? Beğendim ben yani. Ben çekmez, beni çekmez diyordum ama çekiyor. Seni çekemeyen çattasın abi. Hayır öyle de taşıyabilir mi acaba diyordum ikimizi. Abi ben maşallah. Taşıyor 3 kişi yani. Biniyorum. Yani şarjı doluyken yokuşlarda falan 3 kişi rahat çıkıyor. Çıkıyor mu? Yani şarjı azaldığı zaman yokuşlarda sıkıntı ama düz yolla bayağı gidiyor yani. Öyle söyleyeyim. Yani zorladın mı düz yolla. Motosikletten iyi bence. En azından 4 teker var. Abi 4 teker var birincisi. İkincisi de karda kışta yağmurda buna binebiliyorsun. Ha karda kışta kayıyor. Ya, patenaj çekiyor. Yol, karda da çıkmazsın yolda. Ama lastikleri değiştirsen, kar lastiği takarsan abi onda da sorun olmaz yani. Valla. Karda kışta da götürür. Ben yeminliyim gerçi karda yola çıkmıyor da. Araba da duvara vurdum. Valla ben de çok kaza yaptım abi.
Bende motor da var. Tabii motor da var. Motor kazası da yaptık. Köprüden mi düşmedik? Arabanın altına mı girmedik? Yok ya. Kamyonun altına mı girmedik? Motordan iyi bence. Abi vallahi motordan sağlam ya. Çok sağlam motor. Sağlam ya, en azından şey görmüyorsun, yağmur görmüyorsun. Başının ya. Üstü kapalı. Dört tekerli üstündesin abi. Yani tabii vallahi ki çok iyi. Çok güzel yani. Şuraya malzemeni koyarsın, pikniğe gidersin cevabında, ızgara yaparsın. Yani çok uzak mesafelere gidemiyorsun ama sonuçta bize sen şey yakın. Sen öbür caddeye mi döneceksin? Öbür caddeye. Sen ne tarafa gideceksin? Ben şey işte, tepe üstüne doğru gidiyorum. Tamam, ben öbür caddede bırakırım seni. Tamam, ben biraz ileriden döneceğim ama ben. Tamam oğlum, fark etmez. Çünkü nasıl? Orada arkadaşın dükkanı var. Dolmuşa bineceğim ya, fark etmiyor. Ya. Arkadaşın oraya kadar gideriz sen abi. Yavaş yavaş. Kaç kilometre gidiyor bu ya? Kağıtlar sizin değil mi? Abi Fahri abi bu, he onlar kağıtlar benim. Fahri abi bu araba şöyle söyleyeyim. Ben burada normalde bunu 40-45 kilometre kullanıyorum ama genelde 2 kişi biniyorum. Yolum düz olursa bu araba 60-70 kilometre seni yavaş yavaş götürür. Kaç ama, para yakıyor 60-70 kilometre? Yani 60-70 kilometre. Bunun bir şarjı tahminime göre 4 lira 5 lira arası bir şarj olma şeyi. Yani günlük 4 lira 5 lira işini görüyor mu? Abi şöyle söyleyeyim, ben bunu bir şarj ettiğim zaman buralarda ben bununla geziyorum. Uzak mesafe olursa motorum var, onunla gidiyorum. Ama buralarda bu bana 5 gün, 6 gün ya yetiyor. Ya Kadıköy'e gitmiyor musun mesela buna? Gidip gelmez mi bir şarjla? Kadıköy'e 2 sefer gider gelirim şarjla. Yani ya. Ümraniye'den Kadıköy'e sakin gidersen, hızlı gidersen... Ya, yeni Doğan'dan değil, Yeni Doğan'ın o taşlarının oradan taksi tutmuş bizim akraba. Evet. Şeye kadar, Kazım Karabekir Hastanesi'ne 140 lira yazmış. Aynen öyle abi. Yani bu desene bedava. Bu arabayla gidersen, şöyle söyleyeyim, yani elektrik olarak yakacağı o kadar mesafe. Yani yeni sistemdeki pillerde olursa buna var ya, Türkiye'de üretilecek piller. Şimdi çok Türkiye'de Aspilsan herhalde lityum batarya üretecek. Bipolar bataryalar var işte. Onlardan üretirse, eğer fiyatı düşerse, şu anda var. Mesela bu arabaya batarya takıyorsun, 150-160 kilometre yapıyorsun. Yeter ama Türkiye'de üretilirse, fiyatı da uygun olursa, aşağı yukarı bununla aynı paraya gelecek bataryayla. Aynen. Şu anda öyle bir batarya alıp takarsak, bir 25 bin lira falan gözden aynen çıkartmamız lazım. Yani onu takarsak 150 kilometre çok rahat yapar. Çok rahat yapar. Aynen. Ki o da yani 150 kilometre o zaman dersen Taksim'e gider rahat gelirsin. Aynen öyle abi. O bataryalarla da voltajı düştüğü zaman, yani kapasitesi düştüğü zaman, zayıfladığı zaman, akü zayıfladığı zaman söyleyeyim, çok yavaşlıyor araba ama o pillerde, lityum bataryalarda öyle, böyle bir şey yok. Değil mi? Öyle bir şey yok. Onlarla abi bitene kadar aynı böyle sanki full doluymuş gibi aşağı yukarı gidebiliyorsun. Öyle avantajları var. Aynen. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah utanmasın. Abi sağ ol. Ben buradayım ama ben emekliyim ya. Ben de emekliyim. Yani terzi dükkanım vardı, kapattım. Ne dükkanı? Terzi dükkanı. Ha iyi, neyse abi. Seni de buraya kadar getirdik. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Görüşürüz. İsmin ne? Mehmet Balon abi. Arkadaşlar Fahri abiyle de bir tanışmış olduk. Böyle aracı görünce merak etti. Etrafında böyle bakıyordu. Ben de aynadan gördüm. Dedim bari merakını giderelim, yardımcı olalım dedim. Ki genelde zaten böyle aracı inceleyenler oluyor. Şu anda çocuklar inceliyor hemen. Bakın şöyle gösterelim. Çocuklar bakıyorlar da arabaya. Abi, önüne gir abi, seni havaya kaldıralım be. Olur mu? Kardeş burada videoya çekim esnasındayız. Geldim videomu, içine limon sıktım. Arkadaş meraklı işte, görüyorsunuz arkadaşlar. Arabayı diyor havaya kaldıralım diyor. Burada önümüzde fırtık var. Neyse arkadaşlar, yani Fahri abiye de yardımcı olmuş olduk. Herkese teşekkür ediyorum. Bu araç hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa bunları yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince sizlere dönmeye çalışırız. Kanalımıza abone olmadıysanız hala abone olursanız seviniriz. Bu tarz videoları da izlemek istiyorsanız bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.